Merhaba Doğuş TV izleyicileri. Biz Seçime Doğru programında yine sizlerleyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da değişik konuklarla karşınızdayız. Bu haftaki konuğum Yeniden Refah Partisi Hatay İl Başkanı Sayın Yusuf Metin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Metin, programa başlamadan evvel biraz sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Yusuf Metin kimdir? Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen çok kıymetli hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Yayınımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ben Hatay Reyhanlı doğumluyum. İlkokulu Ankara'da okudum. Ortaokul eğitimimi İstanbul'da aldım. Lise eğitimini Antakya Merkez Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde burslu olarak okudum. İletişim Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda İşletme Ekonomi Fakültesi de okudum. Daha sonraki süreçte Hatay'a döndük. Hatay'da miras olan arazilerimizle, çiftçilikle uğraşıyorum. Üniversiteyi bitirdiğim bölümle ilgili uğraşım yok. Milli görüş geleneğinden gelen bir ailenin evladıyız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da belediye başkanlığını kazandığı dönemde oradayken çalışmalara katılmış, o belediye başkanlığının nasıl kazanıldığını çok iyi bilen, ailece o çalışmanın içerisinde bulunmuş bir insanım. Ailece bulunduk tabii. Evet. Şu anda da çiftçilikle uğraşıyoruz. Çiftçilik tabii zor bir zanaat. Şu anda kolay olan bir meslek kalmadı artık ama hayırlısıyla inşallah yaşamımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Siyasette de ailece dediğim gibi yani Erbakan Vakfı döneminden başladık. Belki o şeylere daha sonra gireriz. Kısaca kendimle ilgili bu kadar bilgi sunayım şimdilik. İlerleyen dakikalarda tekrar inşallah gireriz konuya. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bugün sorularımız bir hayli fazla. Biz istersen yavaş yavaş programımıza başlayalım. Tabii buyurun. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım Sayın Başkanım. Yeniden Refah Partisi 23 Kasım 2018'de Fatih Erbakan liderliğinde kuruldu. Şimdiye kadar kaç ilde örgütlendiniz? Yani seçime girebilmek için yeterli sayıda ilçelerde örgütlenebildik mi? Evet, Allah'a şükürler olsun. Biz 2018 Kasım'da kurulduktan sonra çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki en hızlı teşkilatlanan partiyiz. Biz örgüt tanımlamasından ziyade teşkilatlanma tanımlamasını kullanıyoruz. Evet. Şu anda 81 ilde ve 922 ilçenin tamamında teşkilatlarımızı kurmuş durumdayız. Maşallah. Birinci kongremizi Ankara Emniyeti'nin bize vermiş olduğu rakamlara dayanarak söylüyorum. 44 bin kişiyle Ankara Büyük Arena stadyumda yaptık. Burada 44 bini aşkın bir partili arkadaşlarımızla kongremizi yaptık. Daha sonraki süreçte yani Türkiye'deki en hızlı teşkilatlanan parti diyebiliriz. Şu anda seçime hazırız. İllerimiz ve ilçelerimiz ikinci kongrelerini, olağan kongrelerini yaptılar. Biz de 4 Eylül'de Hatay'da ikinci olağan kongremizi yaptık. Muhteşem bir kongre olmuştu. Davetimiz evet, olarak gelmiştim. Evet. Hoş geldiniz. İnşallah seçime de hazırız. Teşkilatlarımıza da güveniyoruz. Milli görüş ruhunun, milli görüş anlayışının, milli görüş siyasetinin Türkiye'ye tekrardan egemen olabilmesi, kendimizi siyasi arenada biz de varız diyebilmek için tüm teşkilatlarımız canla başla çalışıyor. Bu konuda da küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum kıymetli seyircilerimize. Evet, çok yakın bir tarihte Çankırı'da yapılan bir ara seçim vardı. Evet. Biz o ara seçimlerde tabii Millet İttifakı, Cumhur İttifakı da katılmıştı o partilere, o seçime pardon. Orada biz ikinci parti olarak çıktık. İktidar partisinin arkasından ikinci parti olarak çıktık. Bu da bizim teşkilatlanma yapılanmamızdaki ciddiyeti ve her noktada Türkiye'nin her ilçesinde ve her ilinde olduğumuzun en büyük ispatı olarak gösterilebilir. Kısa sürede diyorsunuz ki yani kurulduk ve
önümüze çıkan işte bir belediye başkanlığı seçimi mi dediniz başkanım? Yok, o muhtarlık seçimi. Muhtarlık seçimine, evet, muhtarlık ve seçimi. 81 ilde teşkilatlarınızın kurulduğunu tabii, söylüyorsunuz. Tabii. Maşallah, bu büyük bir başarı. Tabii. Daha diğer partilere baktığımızda seçime girebilecek yeterliliği yakalamamış partilerimiz var. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi başkanım, ikinci bir sorumuz. Yeniden Refah Partisi hangi ittifaka yakındır? Hangi görüşü savunuyor? Altılı masa ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Evet, bu aslında bizim gerek sahada gerekse programlarda çok karşılaştığımız bir soru. Biz öncelikle şu anda Cumhur İttifakı'na da Millet İttifakı'na da dahil değiliz. Dahil olmayı da düşünmüyoruz. Evet. Tüm il başkanlarımız, genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, teşkilatlarımız, il başkanlarımız yapmış olduğumuz istişareler neticesinde hiçbir ittifaka dahil olmadan devam etmeyi uygun gördük ve bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Bunun tabii sebepleri var. Bu sebepler şundan ibaret. Bizler Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da şu anda Türkiye'nin sorunlarına çare olabileceğini düşünmediğimizden dolayı evet. Biz Milli Görüş Ekonomi Programı'nı ve Milli Görüş'ün manevi programını uygulama konusunda gerçekten bizimle uyuşmadıklarından dolayı biz hiçbir ittifaka dahil değiliz. Yani kısacası şunu söylüyoruz. Yani biz kimseye düşman da değiliz. Türkiye'de yapılan siyasetin kutuplaştırılarak sen benden değilsen ötekisin noktasında düşünülerek yapılmasına da karşıyız. Onu da söyleyelim. Ve bunu ifade ederken şunu da açık gönüllülükle ifade ediyoruz. Hem Millet İttifakı'nın hem Cumhur İttifakı'nın eksilerini, artılarını dile getiren bir siyasi oluşumuz. Evet. Burada bir o konunun detayına girmek istemiyorum ama mesela bir Millet İttifakı'ndaki Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın parti olarak 6 yaşındaki bir çocuğun Kur'an-ı Kerim kursuna gitmesini gericilik olarak gören LGBT'li insanlara biz iktidara geldiğimizde size ayrıcalıklı haklarınızı tekrar iade edeceğiz diye. Ayasofya Camii'ni biz tekrar müze yapacağız diye. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının bizimle uyuşmadığını görüyoruz. Evet. Bir efendime söyleyeyim şehit ailesine kameralar önünde kabul edilmeyecek lafları söyleyen, onu malum yani partinin dile getirmeye gerek yok, şahsı da dile getirmeye gerek yok. Biz böyle bir ittifakın içerisinde olmak istemiyoruz. İktidarda oldukları dönemlerde yılda 35 milyar dolar bu devlete faiz para ödeden, daha sonraki süreçte iktidardan kopup parti olarak olduğu parti yeni bir parti olduklarında iktidarı eleştiren. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Siz bir turizm bakanı veya sosyal bakanlıklar falan değildiniz. Siz bu işin başında olan, yani ilgili bakanlıkta idiniz. O zaman yılda 30-35 milyar Türkiye yıllık faiz ödüyordu. Evet. Nereden çıkıyordu bu faiz? İşte sizlerden, bizlerden, şu elimizdeki kalemi alırken bile biz bu faizi dolaylı olarak ya da direkt olarak bir şekilde ödüyorduk. Evet. Şimdi böyle bir ittifak içerisinde olmanın Türkiye'ye hiçbir fayda sağlayacağını düşünmüyoruz. Türkiye'nin şu anda gerçekten çok ciddi projelere ihtiyacı var. Türkiye'nin şu anda çözüme ihtiyacı var. Türkiye'nin şu anda ne yapabiliriz noktasında siyaset yapılmasına ihtiyacı var. Türkiye'nin şu anda kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ötekileştirmeye değil, gel kardeş olalım noktasındaki siyasete ihtiyacı var. Dolayısıyla biz böyle bir ittifakta olamayız. İyi olur. Gelelim diğer tarafa. Evet. Bugün Türkiye'de 20 yılda 520 milyar dolar bu aziz milletimize faiz ödeten, yani ihracat ekonomisi yerine ithalat ekonomisine hizmet eden, efendime söyleyeyim bu konunun dışında borç faiz beton ekonomisi üzerine siyaset yapan bir Cumhur İttifakı'yla da birlikte olamayız. Bugün belediyelere baktığınızda, kamu kurum ve kuruluşlarına baktığınızda tabiri caizse gırtlağa kadar borca batmış bir Cumhur İttifakı'yla da birlikte olamayız. Bizim birlikte olabilmemiz için
54. hükümet döneminde milli görüşün ekonomik programına ve manevi programına uyan bir düşünce veya bir ittifak olmadığı sürece olmayacağını, tek başımıza seçime gireceğimizi ısrarla dile getiriyoruz ve inşallah o şekilde de olacak, o şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Yani şunu diyorsunuz, iyi olan şeylerin iyi olan şeylere destek veririz, Türkiye aleyhine olan şeylere karşı oluruz. Tabii bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz bu memleket için kim taş üstüne koymuşsa ona teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Ama her zaman dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi de şudur. Biz şerre fren, hayra motor olma tabirini çok kullanıyoruz. İnşallah bu zihniyetle hareket ediyoruz. Yani iktidar, evet doğrudur, eleştireceğiz yeri geldiği zaman ama kardeşçe eleştireceğiz. Yapıcı eleştireceğiz. Bizler farklı düşüncelerde olabiliriz, farklı partilerde olabiliriz. Bu bizim zenginliğimiz olması lazım. Mutlaka. Yani birbirimizi kin noktasında, düşmanlık noktasında siyaset yapmamamız lazım. Ama tabii ki yapılan güzel hizmetlere de teşekkür etmek lazım. Onlara da görmemezlikten gelmemek lazım. Evet. Başkanım, üçüncü sorumuz, çarşı pazarı esnaf görüyoruz, geziyorsunuz. Vatandaş en çok neden şikayet ediyor? Yani vatandaş seçim mi istiyor, geçim mi? Sizin izleniminizde nelerdir? Yani gördüğünüz nelerdir? Halk en çok neyden şikayet ediyor? Şu olsa daha iyi olurdu, bu olsa daha iyi olurdu. Evet, biz aslında parti olarak her zaman şunu söylüyoruz. Biz halkımızın sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında da yanındayız. Bu genel anlamda milli görüşün siyasi bir düşüncesi, siyasi bir çizgisidir. Dolayısıyla biz sürekli sahadayız. Evet. Sadece ben değil, ilçe başkanlarımız, il teşkilatındaki arkadaşlarımız, Allah'a şükür zengin bir teşkilatımız var. Burada bizim karşılaştığımız sorular, sorunlar, problemler rapor ediliyor, genel merkezimize gönderiliyor. Aynı zamanda biz sadece halkımızı dinlemekle kalmıyoruz. Halkımızın istekleri nelerdir? Evet. O memlekette gittiğimizde, ilçelere gittiğimizde, illere gittiğimizde, farklı illere de gidiyoruz. Onun için bunu söylüyorum. Yani bizde il başkanlarının birbiriyle dayanışma teşkilat çalışmaları da var. Onun için bu illeri dile getirdim. Evet. Buralarda karşılaştığımız en büyük sorun tabii ki ekonomik sorun. Vatandaştan en çok sıkıntı duydukları tabii, konu ekonomik sorun. Dolayısıyla biz burada gittiğimiz zaman vatandaşlarımız da eğer mümkünü varsa onlara kendi projelerimizi anlatıyoruz. Yapmak istediklerimizi anlatıyoruz. Burada biz Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumdan nasıl çıkar? Evet. Milli görüşün ekonomik programlarını dile getiriyoruz ve bu programları dile getirirken de elimizden geldiği kadar örneklerle somut bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. 54. hükümet döneminde yaptıklarımız, icraatlarımız zaten ortada ve vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili biz onlara bir konu anlatırken onlar bizimle ilgili birden fazla konu anlatıyorlar. Evet, şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomidir. Bizler bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalarla, parti çalışmalarımızla, belki birazdan size yine dile getireceğiz ama 15 adımda 15 milyar dolar, 150 milyar dolar pardon, 150 milyar dolar nasıl devletimize kazandırırız, bunun projesini yaptık, hazırladık. Ama vatandaşlarımızın bize söylediği bu sorunları dile getirirken de şunu söylüyoruz. Kesinlikle üzülmeyin, çare var. Allah'ın izniyle biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Daha önce de bu gibi sıkıntılarımız oldu. İnşallah biz bu sıkıntıları aşabiliriz ve buradan da sesleniyoruz vatandaşlarımıza. Bizim Allah'ın izniyle projelerimiz hazır. Doğrudur, sorunuza tekrar net olarak cevap vereyim. En çok ekonomiyle ilgili sorunlarla bizim karşımıza geliyorlar. Ama inşallah biz de onların çaresini vatandaşlarımıza anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Ve buradan da bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımıza, hemşerilerimize de söylüyoruz. Gerçekten Allah'ın izniyle bu sıkıntılardan çıkabilecek çareler bizde. Başkanım, zaten sıra vakit sorduğu da aynı konunun devamı. Yeniden Refah Partisi'nin politikası nedir? Biraz açarsanız. Şöyle,
Ben biraz isterseniz geniş almaya çalışayım. Geniş mikrofon sizde, kameralar sizde. Yeniden Refah Partisi ve Milli Görüş anlayışının sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için ortaya koymuş olduğu bir siyasi program, doktrin var. Evet. Nedir bu? Paylaşımda adalet, yönetimde adalet. Siz paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti sağlarsanız, eğer siz haksızlık yapan kızın Fatıma bile olsa ben onun cezasını veririm. Peygamber Efendimizin hassasiyetiyle bir siyaset yapmaya çalışırsanız, inanın burada işlerin kötü gitmesi için hiçbir sebep olmaz. Dolayısıyla biz burada genel anlamda milli görüş ahlakı olarak sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın, insanlığın refaha erişmesi için mücadele eden bir düşünceye sahibiz. Bu sebeple biz paylaşımda adalete, yönetimde adalete çok önem veriyoruz ve hukuka çok önem veriyoruz. Evet. Bunu dile getirirken de birçok kaynaklarımızda, broşürlerimizde paylaştığımız bilgiler var. İki şeye çok önem veriyoruz. Bir, üretime. İkincisi, kaliteli insan yetiştirmeye. Tabii bunlar başlık halinde. Bunların her birini biz saatlerce anlatabileceğimiz alt bilgiler var bu başlıkların altında. Dolayısıyla biz eğer milli görüş olarak bu paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti sağlayabilirsek Allah'ın izniyle sorunlarımızı çözeriz. Biz bu sebeple planımızı, programımızı yaptık. Evet. Ve yeniden Refah Partisi olarak her zaman söylüyoruz, biz cekcak siyaseti yapmıyoruz. Gerçekten 54. hükümet döneminde oluşturmuş olduğumuz havuz sistemi. Havuz sistemi ne demektir? Havuz sistemi denk bütçeyi oluşturmak demektir. Denk bütçeyi oluşturmak ne demektir? Denk bütçeyi oluşturmak bugün IMF ya da yan kuruluşlarından, hiçbir yan kuruluşundan ve IMF'nin kendisinden borç almadan hiçbir dış güce ya da dış devlete ya benim işte şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var demeden kendi tabiri caizse kendi yağıyla kavrulabilen bir devlet olabilmektir. Bunu nasıl sağladık? Bunu sağlayabilmek için evet, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu zaman zaman dile getiriyor. Nas var, faiz var ama bunların dile getiriyoruz ama bunları uygulamaya koyma noktasındaki gittiğimiz yol bizim tasvip ettiğimiz yol değil. Ve neticeyi görüyoruz. Bugün siz bankaya gidip bir mevduat hesabı açtığınızda sizin açmış olduğunuz, yatırmış olduğunuz paraya verilen mevduat farkıyla siz gidip bir yerden kredi kartıyla veyahut da kredi kullansanız, bireysel kredi kullansanız, kredi kartınızı kullansanız aradaki makas farkının ne kadar açık olduğu ortada. Bizler bunları ortadan kaldıracak formülü 54. hükümette bulduk, uyguladık. Merhum evet. Erbakan hocamızla. Şimdi de tekrar göstereyim. Milli kaynaklar kitabımızla 15 adımda 150 milyar dolar tamamen yerli ve milli kaynaklarımızı hayata geçirerek, hiçbir yerden hiçbir borç almadan hayata geçirerek Allah'ın izniyle devletimize kazandıracağımız bir paket. Tamamen matematiktir bu kitap. Evet. Tamamen matematiktir. Bilimsel bir kitaptır. Peki bunu yapınca biz ne yapacağız? İşte bunu yaptığımızda Allah kısmet ederse 150 milyar dolar devletimize kazandırdığımız takdirde kazandırdığımız parayı 54. hükümette olduğu gibi emekliye, işçiye, memura, vatandaşa, esnafa, tarımla uğraşan çiftçimize paylaşımda adalet, yönetimde adalet dedik ya. Evet. Paylaşımda adaleti de sağladığımız zaman Allah'ın izniyle bu ekonomik sıkıntıdan kurtulacağız. Bizim genel anlamda milli görüşün ve partimizin görüşü bu şekildedir. Biz gerçekten vatandaşımızın her birinin rahat uyuması için Allah'ın izniyle planlarımızı yaptık. Şunu da özellikle dile getirmek istiyorum. Evet, şu anki hükümetimiz sosyal yardımlarda bulunuyor, destek oluyor. Ama asıl hükümetlerin görevi vatandaşlarına destek olmak, vatandaşlarına koli dağıtmak değildir. Asıl memlekette faydalı olması gereken, yapılması gereken şey bu yoksulluğu, paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti sağlamaktır. Vatandaşların refah seviyesini yükseltmektir. Asli görevlerini bir an evvel yapmak lazımdır. Evet, başkanım ben sizi biraz soluklandırayım.
şu iyi dileklerimizi bir okuyalım. Mustafa Diker, iyi akşamlar, iyi yayınlar, iki güzel insan demiş. Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Murat Doğra kardeşim, hayırlı yayınlar demiş. Buradan kendisine geçmiş olsun diyorum. Rabbim şifasını versin. Geçmiş olsun. Murat Aracıoğulları, esselamun aleyküm, iyi yayınlar. Yeniden Refah Partisi gümbür gümbür geliyor Allah'ın izniyle demiş. Alperen İnce, İzmir'den AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, CHP'li Konak Belediyesi'ne ara sokaklarda çöp bırakıp kaçtığını iddia etti. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş'ın CHP'li Konak Belediyesi'nin çöpleri Hilal Mahallesi'nde boş olan döktüğü iddiası kamera görüntüleriyle çürütüldü. CHP'li Konak Belediyesi ile ilgili kamera yerleştirerek çöplerin nasıl döküldüğü ortaya çıkardı. Görüntülere belediye ile alakası olmayan kamyonların çöplere boşalttığı görüldü. Belediye Başkanı Abdülbatur suç duyurusunda bulunduğu belirtti. Bu konumuz değil. Başkanımla daha değişik şeylere değineceğiz. Cemil Yiğit, hayırlı yayınlar Sayın Başkanım demiş. Cuma Murat, esselamun aleyküm, iyi yayınlar, Refah Partisi gümbür gümbür geliyor demiş. Salen Mehmet Altun, hayırlı yayınlar başkanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Başarılar başkanım, Allah razı olsun. Dilinize yüreğinize sağlık. İbrahim Aşkar, teşekkür ediyoruz. Başkanım, kaldığımız yerden devam edelim. Hepsini buyurun. Okumaya çalışacağız yavaş yavaş. İnşallah. Başkanım, son yapılan anketlere göre yeni kurulan partilerin %1'in üzerinde oy aldığı görünüyor. Yani seçmenler... 3 parti gözüküyor. Bunlar yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, bir de Deva Partisi. Kısa süre önce kurulmasına rağmen halktan bu teveccüh var. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani 3-4 yıl gibi bir şeyde %1'in üzerine çıkmış partilerden birisiniz. Bir defa şunu düzeltme yapalım. %1'in üstü mü dediniz? Pardon. Üstü evet üstü. Evet. %1'in çok üstü diyelim. Biz onu ekleyelim. Evet, bir ankete bizim, göre %16. Bizim il başkanları grubumuzda Sayın Teşkilat Başkanımızın henüz 24 saat geçmedi üzerinden bağımsız bir anket şirketinin yapmış olduğu sonuçları il başkanları WhatsApp grubunda paylaştı. Bu taze bir bilgi. Biz %1'in çok çok üzerindeyiz. Ve biz diğer partileri açıkçası bunu... Lütfen sayın kameradaki bizi takip eden arkadaşlarımız, vatandaşlarımız yanlış anlamasın. Rakip olarak görmüyoruz. Çünkü gerçekten onlardan çok çok daha yüksekte bir yüzdelik sahibi olduğumuzu biliyoruz. Üye sayılarımız şu anda Türkiye'de, Türkiye sıralamasında 3-4. Partiyiz. Şu anda 4. partiyiz. Yargıtay sonuçlarından bahsediyorum. Çünkü biz gerçekten Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenen, ortaya elle tutulur, gözle görülür, müspet bir şekilde sorunlara çare bulan bir siyasi partiyiz. Bir defa şunu net bir şekilde söylüyoruz. Diğer partileri bilmeyiz. Biraz önce zikrettiğiniz partileri bilmiyoruz. Veyahut da yeni kurulmuş bazı partiler var. Mevcut hükümetten kopmuş partiler var. Biz şunu net olarak söylüyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuktan indirelim siyaseti yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin derdine nasıl çare oluruz siyaseti yapıyoruz. Ve bunu yaparken de tekrar söylüyorum, biraz önce ifade etmiştim. Kutuplaştırarak değil, ötekileştirerek değil, insanları benden değilsen benden uzak dur noktasında düşünerek değil. Tam tersine sorunlar nedir, problemler nedir? Farklı düşünebiliriz. Bakın burada biz... belki şu anda yeri değil ama aklıma geldiği için söylüyorum. Buyurun. Sadece bu bizim partimizin, düşüncesinin, siyasi duruşumuzun, vatandaşlarımıza eşit noktada baktığımızın bilinmesi için bunu dile getireceğim. Biz buradaki geliştirmiş olduğumuz, biraz sonra bazılarını paylaşmadım hepsini, paylaşacağım inşallah bizi izleyen kardeşlerimizle. Bu partimizin programlarını biz gidip kiliseden, Hristiyan kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan randevu alarak onlara da anlattık. Çünkü sonuç itibariyle bu memlekette birlikte yaşıyoruz. Evet. Bu memleket hepimizin memleketi.
Biz dünyanın en kozmopolit yapısına sahip bir memlekette yaşıyoruz. Bu memleketin demografik yapısına uygun siyaset yapmamız lazım. Sadece Hatay değil, Hatay belki burada bir örnek memleket olarak gösterilebilir ama Türkiye olarak biz çok zengin bir milletiz. Hem maddi olarak söylüyorum hem manevi anlamda söylüyorum. Dolayısıyla bu zenginliğimizi sadece dile getirerek değil, siyaseten değil, bunu uygulamaya sokarak da fiili olarak vatandaşlarımıza hissettirerek de hayata geçirmemiz lazım. O sebeple bizim yüzdeliğimiz %1'in çok çok üzerinde ve inşallah bu seçimlerde de çok güzel bir sonuç alacağız. Ama başkanım ben sayfanıza baktığımda Türkiye genelinde 25.001 üye sayınız gözüküyor. Acaba millet 25 bin? 25 bin evet. Yanlış olmasın. Ben bugün biraz inceleme fırsatım oldu. Yani şöyle, üye sayısı acaba vatandaş üye olmaya korkuyor mu? Hayır hayır. Size şunu söyleyeyim. Biz şu anda 300 bini devirdik Yargıtay'da. 25 bin olması imkansız. Neden? Şunu söyleyeyim size. Belki onu görmüşsünüzdür siz. Biz sadece Mayıs ayı içerisinde Yargıtay'ın tekrar söylüyorum verdiği rakamı söylüyorum. Mayıs ayı içerisinde 31 bin üye yaptık. Bir ay içerisinde. Bir ay içerisinde. Maşallah diyelim. 31 bin üye yaptık ve şu anda biz Yargıtay'da 300 bin devirdik. Yargıtay'da onaylanması beklenen birçok üyemiz de var. Allah'ın izniyle ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan, isim vermeyeceğim, parti ismi vermeyeceğim ama grubu olan partilerle üye konusunda başa baş yarışıyoruz diyelim. Başkanım bir sorumuz da daha var. Yeniden Refah Partisi'ne vatandaş niye oy versin? Sizi diğer partilerden ayıran özelliğiniz nelerdir? Bizi niye asıl Yeniden Refah Partisi? Diğer partilerden özelliğiniz nedir? Evet. Şimdi ben çok kıymetli takipçilerimizden bir hatırayı paylaşarak onlar da bilgi sahibi olsunlar. Tabii buyurun. Ve sorunuza tekrar döneceğim. Rize Kendirli belde o zaman milli görüş kazanmış. Belediye başkanımızın annesi zannedersem şu anda vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Merkezi hükümet milli görüşün belediyesinin hak ettiği parayı göndermiyor. Orada sorunlar yaşandı. Yani olmaması gereken, siyasette olmaması gereken manevralar. Bakın bizim belediye başkanımız ne yaptı? Bu hikaye değil. Yaşanmış bir olay. Gerçek bir olay. Gerçek bir olay. O zaman Hatay'da tabii havaalanı yok. Ve belediye başkanımız uçağa biniyor. Adana'ya iniyor. Oradan İskenderun'a geliyor. Merhum annesinden kendisine kalan arsaları satıyor. Arsus bölgesinde. Evet. Götürüp işçilerinin parasını ödüyor. İşte bizim tercih edilmemizin en büyük sebeplerinden birisi budur. Özellikle 54. hükümette, 54. Evet. hükümette bizim belediyelerimiz ve efsane hizmetlerimiz ortada. Bir tek yolsuzluk, bir tek dosya çıkartamazlar. Bırakın dosyayı, bir tek gönül kırıcı laf söyleyen siyasetçimizi bulamazlar. Merhum Erbakan Hoca'yı haksız yere 28 Şubat'a maruz ettiler. Kayıp trilyon davasından dolayı onu haksız yere yargıladılar. Bunların hepsi Yeniden Refah Partisi'nin ve milli görüşün tercih edilmesi için bir sebeptir. Bizler, biraz önce de ifade ettim, paylaşımda adalet, yönetimde adalet bizim en büyük hedefimizdir. Ne diyor? Size herhangi bir partiliyle ilgili, işte şu partili bu partili hakkıyla gelin diyor mu? Yok. Müslüman, Alevi, Yahudi, Hristiyan hakkıyla yok. Ne diyor? Kul hakkıyla. Kul hakkıyla gelmeyiz, evet. Dolayısıyla biz mezhebi meşrebi ne olursa olsun, bizi insanların etnik yapısı, inançları ilgilendirmiyor. Biz bu sebepten dolayı tercih edilmeliyiz. Ayrıca önemli bir şey daha dile getireyim. Bizim 54. hükümeti kastediyorum. Evet. Bizim iş bitirme belgemiz var. 54. hükümet döneminde %100, %200, %320 zamlar yapıldı. Ve bu zamlar yapılırken
şu andaki gibi bir yandan zam yaparken bir yandan enflasyon yükselmedi. Tam tersine. Çok iyi hatırlıyorum. Tam tersine, siz de hatırlarsınız. Evet. Tam tersine insanlar, çiftçi, esnaf, memur, efendime söyleyeyim, emekli büyüklerimiz, hatta çok güzel bir hatıra vardır, onu da paylaşayım vatandaşlarımızla. Bir hacı amcamız o zaman emekli maaşını almaya gidiyor. Memure hanımefendi kendisine maaşını verdiğinde bakıyor ki maaş çok çok fazla. Kızım diyor, sen bana fazla para verdin. Evet. Şimdi kasada senden alırlar bunun şeyini. Maaşından kesin. Yok diyor amca, o sizin paranız. Yok diyor kızım, bu para benim param değil, ben bu kadar maaş almıyorum deyince. Amcacığım diyor, bu parayı size Erbakan verdi, zam yaptı sizin maaşınıza. Şimdi bunlar hep yaşanmış olan şeyler. Dolayısıyla bir insanın, bizim Türkçemizde çok güzel bir tabir vardır. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Teminatıdır. Bizler kadrolarımız, geçmişte yaptıklarımız, şu anda çalışma olarak devletimiz için yaptıklarımız ortada. Bu sebepten dolayı tercih edilmesi lazım. Ekonomi. Bunu da söyleyeyim. Evet. Şunu da söyleyeyim. Biz bu yaptığımız çalışmaları illa biz iktidara gelelim de hayata geçirelim noktasında değerlendirmedik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne sunduk. Çünkü bu ciddi bir çalışmadır. Biraz önce de söylediğim gibi tam bir bilimsel kitaptır. İçinde matematik gizlidir. Hesap gizlidir. Gerçekler gizlidir. Ve şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sıkıntıların reçetesidir. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza verdik. Sayın Cumhurbaşkanım, bu milletin beklemeye tahammülü yok. Buyurun, yapabiliyorsanız siz yapın. Biz illa iktidara geldiğimizde yapalım diye bir çaba içerisinde değiliz. Bu milletimiz rahatlasın. Biz onun derdindeyiz. O sebepten dolayı biz projelerimizi oraya verdik. Bunun için tercih edilmemiz lazım. Şimdi başkanım, demin eksik söylediniz. Emekli maaşları, evet, muhteşem bir şekilde arttı. Memurun maaşı arttı. Bir de yaptıkları bir şey daha vardı. 1961 yılında hatırladığım kadarıyla devrim arabasını yaptı. Yani günümüzde daha yeni o yeni. O teknolojik boyutu. Evet. Tabii evet, oraya yani, isterseniz tabii ki girebiliriz. Pancar motor. Kısaca sadece pancar devrim, motor, devrim tabii arabası. Tabii sadece devrim araçları değil. Bugün Erbakan Hoca'nın ortaya koymuş olduğu, neden Erbakan Hoca'dan bahsediyoruz? Erbakan Hoca 1969 yılında Milli Görüş Harekatı'nı başlattı ama ondan öncesi var. Bugün evet. Almanya'daki Leopard tankların projesini çizen bir bilim adamıdır. Aynı zamanda gümüş motorların üreticisidir. Sadece devrim araçlarının değil, Başak traktörlerin, hatta şunu da bir bilgi olarak sunalım. Başak traktörlerinin Milli Görüş zihniyeti ortaya çıkarttığında 11 bin küsür liraya satılan traktörlerin karşısında 9 bin liraya, o zamanın paralısını söylüyorum tabii, 9 bin liraya traktör satıldı. Ne oldu? Şu anda ismini zikretmek istemiyorum ama bazı büyük zenginler, para babaları sadece Başak traktörleri iflas etsin, o fabrika kapansın, gümüş motorun üretimi dursun diye. Evet. 8 bin liraya çektiler. 11 bin küsür liraya sattıkları traktörü. Madem çekebiliyordunuz, o zaman neden daha önce çiftçimizi ezerek bu satışları yaptınız? Yani şuraya gelmek istiyorum. Aslında Türkiye'de ekonomik anlamda vatandaşlarımızı her zaman ezen belli bir zümre vardı. İşte biz buna karşıyız. Herkes ticaretini yapsın, biz yapmasın demiyoruz. Ama siz eğer tamamen yerli ve milli, tamamı yerli ve milli, Başak traktörlerini, gümüş motorları üreten bir fabrikanın batması için mücadele ediyorsanız, burada oturup düşünülecek çok şey var. O konular ayrıca inşallah başka bir gün gireriz. İnşallah, inşallah başkanım. Başkanım, bir sorum daha olacak. Buyurun. Yeniden Refah Partisi'nin göç sorununa bakış açısı nedir? Evet, aslında dört bir yandan mülteciler gelmekte. Yani bu sizin partinizin bakış açısı nedir? Aslında ensarlık da bir yere kadar mı, yoksa bunlara kucak açmaya devam mı edeceğiz? Parti görüşünüz nedir? Aslında şunu söylemek lazım Sayın Dönmez. Bu soru o kadar geniş kapsamlı cevap verilecek bir soru ki, bu soruya cevap verirken şu soruyla başlamak lazım. Orta Doğu'da ne oluyor? Evet. Orta Doğu'da ne yapılmak isteniyor?
Dört bugün, yanımız ateş çemberi. Tabii. Bugün bu söylediğiniz konu terörden başlar. Bugün Irak'ta bir sorun var. Bugün Suriye'de bir sorun var. Mısır'da bir sorun var. Yemen'de bir sorun var. Eksiklik nerede Ortadoğu, başkanım? Burada eksiklik nerede? Eksiklik şurada. Merhum Erbakan hocamız bir proje ortaya koymuştu. Bu proje neydi? D8. D8 projesi. Bugün baktığınızda Müslüman devletlere baktığınızda tamamen parçalanmış, evet. Birbirinden farklı şekilde, bağımsız bir şekilde hareket eden, tabiri caizse bir şeyi onları birlikte tutan bir Avrupa Birliği'ne benzer bir birliktelik yok. Bakın ben bir not size şey yapacağım. Evet, buyurun. Okuyacağım. Haçlılar Antakya'ya geldikleri zaman 6000 kişilik kuvvetle geliyorlar. Antakya, kendi memleketimizden bahsediyorum. Evet. Müslümanları ağır yenilgiye uğratıyorlar. Çok çok geçmişten ben kısa ortadan başladım. Evet. Ama 3. Haçlı Seferi Avrupa kıtasının 4000 yanından 300 bin kişiyle geliyorlar. Farka bakın. Ama hezimete uğruyorlar. Neden? Çünkü Müslümanlar birlik içerisinde o dönemde. Şimdi burada Avrupa'ya baktığınızda, daha doğrusu dünyayı yöneten Siyonist zihniyette baktığınızda, Avrupa'da haddi olmayan Müslümanlar, Müslüman kardeşlerimizin, kardeş devletlerden bahsediyorum. Haritalarında değişiklik yapan, haritaları yeniden belirleyen bir hadsizlik yapıyorlar. Evet. Şimdi baktığınızda buraya bu ciddi bir sorun. İşte D8'in Avrupa Birliği'ne karşı hayata geçirilmiş olsaydı, biz iktidardaki kardeşlerimize bu konuda biraz kırgınız. Çünkü sizler Erbakan Hoca'nın öğrencileriydiniz. 20 sene içerisinde, 20 seneden bu yana Avrupa Birliği'nin kapısında bizi bekleten ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'ne almayacaklarına kanaat getirdiğimiz... Bir sonraki sorumuz Avrupa Birliği olacak. Olacak. Evet. Ben o zaman fazla girmeyeyim o konuya. Şimdi böyle bir noktada Siyonizm ne yapıyor? Siyonizme karşı nasıl adım atılması lazım? Bunun projelerinin hayata geçirilmesi gerekirdi. İktidardaki kardeşlerimiz D8'i bu 20 yıllık süreç içerisinde en azından D15 ya da D20 yapsaydı, Avrupa Birliği şunu söyleyecekti. Bizim karşımızda Müslüman bir birlik var. Bugün Doğu Akdeniz'de burnumuzun dibinde, bakın geliyorlar, sismik arama yapıyorlar. Başta Fransa olmak üzere. Biliyorsunuz bugün Sykes-Picot Antlaşması bile İngiltere ile Fransa arasında yapılmış bir antlaşmadır. Hala Sykes-Picot Antlaşması üzerinden, hala Sykes-Picot mantığı üzerinden Avrupa Orta Doğu'ya müdahale etmek istiyor. Yunanistan'a bakın, dünya kadar cephane yığdı Amerika. Onu ayrı bir programda şey yapacağız. Ayrıca girmeyeceğim, evet, o konuya. Yok, girmeyeceğim. Onun için ama değil, evet. Şöyle, aynı zihniyette, aynı hareketin kime yaptı? Bugün terör örgütüne binlerce tır silah teslim etti. Bakıyorsunuz etrafımızda. Biz ne yapıyoruz? İşte bu noktada eğer biz D8'i hayata geçirmiş olsaydık, bugün Suriye'nin, Afganistan'ın, Yemen'in, Mısır'ın bu sorunlarına bizler çare olabilirdik. Halkımızın biraz da belki de beklediği cümle şu, onu da dile getireyim. Suriye'deki vatandaşlarımızla ve mültecilerle ilgili aslında beklediğimiz cümle o değildi gibi bir şeye kapılmasınlar. Onu da cevaplayalım. Bugün binlerce, milyonlarca Suriyeli vatandaşı biz şu anda misafir ediyoruz. Sağlık da bir yere kadar başkanım. Tabii. Misafir. Şimdi dolayısıyla burada yapılması gereken öncelikle Orta Doğu'daki bu sorunların hallolması lazım.
Yanlış bir politika izliyor. Yanlış hükümet. Politika izliyor. Evet. Siz bugün bu vatandaşları ne şekilde olursa olsun isterseniz şiddet kullanarak ama biz ona karşıyız. Tabii. Asla öyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Gönderdiğinizi düşünün, onlar geri gelecekler. Çünkü neden? Oradaki sorun tabiri caizse bataklık kurumadan sivrisineğin sonunu getiremezsiniz. Mutlaka. Tabiri caizse. Dolayısıyla buradaki sorunu, Orta Doğu'daki sorunları halledeceğiz. Evet. Suriye'deki sorunları halledeceğiz ve buradaki vatandaşlarımızı da evlerine inşallah sağ salim göndereceğiz. Başkanım ben sizi biraz dinlendireyim. Buyurun. Bugün rahatsızlığınız var, geçmiş olsun boğazınızdan dolayı. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İzleyici kitlemiz bayağı olmuş başkanım. Maşallahınız var. Bereketli geldiniz. İbrahim Aşkar'ı okumuştuk. Mehmet Sümber, iyi akşamlar başkanım, hayırlı yayınlar dilerim. Veysel Aydın Gün, hayırlı yayınlar Hanifi Bey. Keyifli bir program oluyor, tebrikler. Ayrıca Yusuf Metin Bey'e başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Aykut Şahin, iyi akşamlar başkanım. Uğur Elif Dönmez, hayırlı yayınlar. Buradan Adana'ya selam söylüyoruz. Aytekin Taşkıran, iyi yayınlar başkanım. Uğur Elif Dönmez, ülke çalışanının %50'sinden fazlası asgari ücretli. Yani bizlerle ilgili projeleri nelerdir acaba demiş. Asgari ücretliler için demin değinmişti tarihin en büyük asgari ücretliye ve emekliye dönemlerinde en yüksek artışı yaptığını söylemişti başkanım. Aykut Şahin iyi yayınlar başkanım demiş. İnayet Tandır hayırlı yayınlar başkanım. Cemal'e Helvacı hayırlı yayınlar dilerim. Selamlar demiş. Bizden de selam olsun. Aleykümselam. Çalışkanlar Yediğimin Garajı iyi yayınlar dilerim başkanım. Yeniden Refah Partisi gelecek. Bu zulme dur diyecek inşallah demiş. Murat Aracıoğulları 5535 TL ile ülkemize üretime başlayan yerli araba TOK 700 bin ile piyasaya çıkacağı söyleniyor. Tok açın halinden ne anlar demiş. Mehmet Düzen Allah razı olsun başkanım dilinize sağlık demiş. Ve başkanım Mehmet Tuna başkanımız iyi yayınlar dilerim. Yusuf başkanıma Hanifi Bey'e selamlar demiş. Buradan da bize selam olsun Mehmet Tuna abim. Aleykümselam. Cuma Bas hayırlı yayınlar diyorum kıymetli başkanım demiş. Ve başkanım temenniler uzayıp gidiyor. Şimdi başkanım demin de sözleşti. Şimdi şöyle söyleyeyim Hanifi Bey. Buyurun başkanım. Elif Hanım da galiba bir soru sormuştu. Evet. Ben sizin sorunuz gelmeden arada kaynamasın o. Onu bir cevaplamak istiyorum. Not aldım. Evet. Buyurun. Buradan Sayın Elif Hanımefendi'ye ve asgari ücretteki çalışan tüm kardeşlerimize bir müjde olsun. Genel Başkanımız bize şunu söyledi. 54. hükümette siz de biraz önce dile getirdiniz. Erbakan hocamız %100, %200 ve %320 zamlar yaptı. Neden bunları yaptı? Çünkü emeklinin, işçinin ve memurun almış olduğu maaşlardaki fark enflasyon göz önünde bulundurularak yaşam standartlarını dengelemek için bu farkı zamları yaptılar. Ve biz de buradan Elif ablamıza, kardeşimize şunu müjdeleyelim. Allah kısmet ederse biz iktidara geldiğimizde, geldiğimiz günün sabahı Allah kısmet ederse enflasyonu ve faizi durdurmak şartıyla. Bu çok önemli. Çünkü siz bir yandan zam veriyorsunuz. Verdiğiniz zam daha vatandaşın cebine girmeden doğalgaz, enflasyon, mutfak diyelim kısacası ve şahsi giderlerini karşılayamayacak şekilde eriyip gidiyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Ama biz şunu sözünü veriyoruz. 54. hükümet döneminde nasıl yaptıysak şimdi yine iktidara geldiğimizin sabahı Allah kısmet ederse genel başkanımızın bu müjdesidir. %100 ve %150 zamla geleceğiz Allah'ın izniyle. Onu son soru olarak saklamıştım. Elif Hanım'a evet. Bir daha tekrarları sorun değil. Evet. Teşekkür ederim Rica sayın ederim. Başkanım. Şimdi başkanım Yeniden Refah Partisi'nin Avrupa Birliği konusundaki görüşleri nelerdir? Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli mi? Sizin partinin görüşü nedir bu konuda? Demin fazla açamamıştık bu konuyu. Şimdi
Biz Avrupa Birliği'nin kapısında yıllardır bekliyoruz. Evet, arada beklemeye devam ediyoruz. Evet, arada beklemeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği ile ticaret yapabilirsiniz. Avrupa evet. Birliği ile görüşmeleriniz devam edebilir. Avrupa Birliği ile münasebetleriniz devam edebilir. Sonuçta biz üniter bir devletiz. Orta Doğu'da çok önem arz eden bir devletiz. Asil bir milletiz. Çok kadim bir geçmişe sahip olan bir milletiz. Hiçbir devletle diyalogumuzu kesmememiz lazım. Hiçbir birlikte diyalogumuzu kesmememiz lazım. Ancak Avrupa Birliği'nin bu zamana kadar Orta Doğu'da İslam devletleri üzerinde ve özellikle Türkiye üzerinde uygulamış olduğu çifte standart ve bizleri yıllardır Avrupa Birliği'nin tabiri caizse kapısının önünde bekletmeleri bizim parti olarak kabullenemediğimiz bir şeydir. Başkanım işe başlasaydı Türkiye o zaman şimdi emekli olmuştu. Değil mi? Yani evet, çok güzel bir benzetme. İşe başlasaydık emekli olurduk. Emekli olurduk yani. Şimdi dolayısıyla biz Avrupa Birliği'nin samimi bir birlik olduğunu inanmıyoruz. Samimi değiller. Evet. Bakın Avrupa Birliği ne yaptı? Zamanında merhum Rauf Denktaş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Siz gideceksiniz Hırvatistan'a, geçmişte bu oldu. Geçmişte bu oldu. Diyeceksiniz ki ya ben sizi komşularınızla aranız kötü diye almıyorum Avrupa Birliği'ne. Süreci uzattıkça uzatacaksınız. Bazı bahaneler ortaya koyacaksınız. Ama gideceksiniz Güney Kıbrıs Rum yönetimini şeye alacaksınız. Gümrük Birliği'ne alacaksınız. Ya o adam ortağıyla iyi geçinemiyor. Şimdi bu çifte standart değil mi? Evet. Yıllarca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk kardeşlerimizin eziyetini görmezden geleceksiniz. Orada komşusuyla iyi geçinmeyen insanlara ihtarda bulunacaksınız. Bu tarafta ortağıyla iyi geçinmeyen insanı alacaksınız Avrupa Gümrüğü'ne. Gümrük Birliği'ne. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği adil bir birlik değil. Biz Avrupa Birliği'nin yerine Turan Birliği mi? Avrupa Birliği'nin yerine D8'lerin kurulması dediğiniz de olabilir. Bunların yapılmasının daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Türk devleti, Türk milleti, Türk devletlerinin, İslam devletlerinin bir araya gelerek bu yanlış anlaşılmasın. Tekrar söylüyorum, biz Avrupa Birliği'ne düşmanca hareket edelim noktasında söylemiyorum. Yapılanlardan dolayı, yapılan çifte standartlardan dolayı. Evet. Bugün baktığınızda Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu'yu ve özellikle de Türkiye'yi sömüren bir birlik şeklinde algılayabilirsiniz. Bunun birçok konular var yani, bunu açabiliriz NATO'da isterseniz. NATO'da da aynı çifte standart. Tabii. Dolayısıyla biz... Tekrar söylüyorum, ticaret yapabiliriz, görüşmeler yapabilirsiniz, devlet boyutunda görüşmeleriniz sağlayabilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama biz genel anlamda D8'lerin kurulmasının ve D8 ülkeleri arasında ticaret, D8 ülkeleri arasında bir ekonomik alışverişin başlamasının aslında Avrupa Birliği'ne de faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü onların da aslında bizden alacağı çok şey olacak. Onların da faydası ne olacak? Evet. Ama genel anlamda biz Avrupa Birliği'ne açıkçası karşı değiliz ama artık önünde beklemeye de tahammülümüz yok. Biz Avrupa Birliği'ne gireceğimize D8'i kurup yolumuza devam etmemiz gerekir inşallah. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım görüşleriniz için. Bir sorumuz daha olacak. Türkiye şu anda ağır koşullar altında. Bu ağır koşullardan nasıl çıkar? Çıkmak mümkün mü? Evet mümkün. Tabii siz bunu ekonomik anlamda sordunuz. Ekonomik anlamda dört bir tarafımız, işte Yunanistan'la olan ilişkilerimiz, Ukrayna, Rusya savaşı, kapsamlı bir şekilde açıklarsanız memnun olurum Sayın Başkanım. Yunanistan zaten Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın daha doğrusu diyeyim. Evet. Şımarık çocuğu. Aynen. Tarih boyunca sürekli ne zaman Avrupa Birliği'nde ve Siyonist zihniyetler
düğmeye basmışsa onlara hizmet konusunda asla şüphe etmeden evet. Komşusuyla sebepsiz yere kötü olmayı göze almış ve kötü olmuş bir devlettir. Onun için ben Yunanistan'ı açıkçası pek kale almıyorum. Evet. Diyeceksiniz devlet midir? Evet devlettir. Tabii ki devlet yani bizim komşumuz sonuç itibariyle. Ama başta Yunanistan olmak üzere. Bazı bize karşı böyle çok rahat hareket eden devletlere haddini bildirmenin iyi olacağını düşünüyorum. Bugün bundan neyi kastediyoruz? Geçmişte Yunanistan hatırlarsınız yine deniz milini yükseltmeyi bunu 6 mile 12 mile ardından 12 mile çıkartmayı planlamıştı. Erbakan evet. Hocamız 54. hükümet döneminde bir karar çıkartmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Dedi ki siz deniz milinizi söylediğiniz rakamlara çıkarırsanız bunu savaş sebebi sayarız ve geri adım attılar. Dolayısıyla şu anda benzer bir davranışın yapılması biz yanlış anlaşılmasın kesinlikle savaşa karşıyız. Hepimiz karşıyız. Öyle bir şekilde diplomasi mümkün değil ama bizim mavi vatanımız misaki milli sınırlarımız içerisinde de operasyon yapmak isteyen ya da burada gözü olanlara da kusura bakmasın haddini bildirmek durumundayız. Şimdi bu sıkıntılardan nasıl kurtulabiliriz? Evet. Bu ara bir soru oldu, soru değildi ama açıklamak ihtiyacı hissettim. Bu sıkıntılardan nasıl kurtulur? Bu sıkıntılardan açık ve net söylüyoruz. Milli Görüş'ün ekonomik programlarını uygulayarak Allah'ın izniyle kurtuluruz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 2021 yılında Türkiye'de 11.369.000 vatandaşımız gıda yardımı almış. Evet. Bakanlığın yine verilerini söylüyorum size. 2021'de 5.700.000 haneye sosyal yardım ulaşılmış. Bu neredeyse 30 milyona yakın insan yapıyor. 2022 yılı Mart ayında açlık sınırının 5.738 lira olduğu açıklanmış. Şimdi bunlar çok ciddi rakamlar. Evet. Dolayısıyla burada bu ekonomik sıkıntılardan vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan kurtulabilmek için Milli Görüş'ün ekonomik paketini, milli kaynaklar paketimizi hayata geçirmemiz lazım. Üretim ve istihdam ekonomisine geçmemiz lazım. İthalat, beton ekonomisinden vazgeçmemiz lazım. İhracat ekonomisine, üretim ekonomisine, istihdam ekonomisine geçmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmemiz için bir kaynak var mı? Evet var. Biraz önce de dedim. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bizim elimizde 15 adımda devletimize kazandıracağımız 150 milyar dolarlık bir çalışma yaptığımız bir paketimiz var. Bunu vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Tüm siyasi partilerle paylaşıyoruz. Muhalefet ya da iktidar. Hepsiyle paylaştık. Bunu hayata geçirerek biz Allah'ın izniyle bu ekonomik sıkıntıdan kurtulabilir miyiz? Kurtuluruz. Peki ne kadar sürede kurtuluruz? Onu o soruyu şimdi soracağım. İktidar demişken peki, o soruyu buyurun. Şimdi soracağım. Buyurun. İktidar olursanız ilk yapacağınız 3 eylem planı hangisidir öncelikle? Öncelikle? Evet. Allah'ın izniyle biz iktidara gelir gelmez biraz önce söylediğim gibi acil bir şekilde üretim ekonomisine geçeceğiz. Birincisi? Çok acil bir şekilde. Evet. İkincisi esnafımızın, çiftçimizin ve memurumuzun rahat bir nefes alması için onların borçlarını donduracağız ve faizlerini sileceğiz. Bunu işi biz biliriz diyorsunuz. Bu işi biz biliriz tabii. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle biz biliriz. Ve bunu daha önce yaptık, şimdi yine yapacağız. Ve çok acil bir şekilde ithalat ekonomisinden ihracat ekonomisine geçeceğiz. Üretimi güçlendireceğiz. Tarımda, özellikle tarımda ata tohumlarımıza geri döneceğiz.
O çok önemli başkanım. GDO'su ile oynanmış ürünlerin üretilmesine ve devletimizde tüketilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu çok önemli bir konu. Bu konuda çiftçilerimize 54. hükümet döneminde olduğu gibi en az %80 sibvasyon vermişti. Ürün alım garantisi vermişti Erbakan hocamız. Bunların hepsini acil eylem planı olarak Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Şu anda EYT'li kardeşlerimiz çok zor durumda. Bunların, siz 3 tane sordunuz ama ben 3'ten fazla cevaplayacağım. Ben çünkü zamanımız bunlar, kalmadı o yüzden başkanım, daha soracak sorularım var. Bunların hepsini inşallah hayata geçireceğiz. Esnaflarımıza dediğimiz gibi soluk almaları için Allah'ın izniyle hibe kredilerimiz var. Siz zaman az kaldı dediğiniz için oraya girmiyorum. Bunların hepsini sağlayacağız. Piyasanın nefes almasını sağlayacağız kısacası Allah'ın izniyle. Ama bunları yaparken tekrar söylüyoruz. Hiçbir şeye zam yapmadan, enflasyonu tabiri caizse dondurarak, hatta geriye çekerek yapacağız. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Yeniden Refah Partisi'nin kararsız oylarını alabilmesi için ne vaat edersiniz? Türkiye'de biliyorsunuz belli bir kesim kararsız. Evet. Bunları kazanmak için, partinize kazandırmak için ne vaat edersiniz? Bizler biraz önce bahsettiğim gibi genç kardeşlerimizin de, memurlarımızın da, işçilerimizin de, kararsız olan vatandaşlarımızın niçin kararsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Aslında konuşmamızın ilk başında bu sorunun cevabını verdik biz. Evet. Neden? Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki ya biz bazı özgürlüklerimizi, bazı yaşamımızı kısıtlayan bazı sıkıntılarımızı bu iktidarla açtık. Evet, evet, doğrudur. Allah razı olsun, bazı yaptıkları önemli şeyler var. Biz bunları inkar etmiyoruz. Ama bununla birlikte Allah'ın izniyle bizler üretim, istihdam ve dışa bağımlı bir Türkiye değil, tam bağımsız bir Türkiye. Evet. İktisadi kalkınmasını sağlamış, manevi kalkınmasını sağlamış, iktisadi kalkınmasıyla manevi kalkınmasını eşit anlamda ve eşit şekilde kalkınmasını ilerleten bir parti olacağız, iktidar evet. olacağız ve bunun Türkiye'ye hem manevi anlamda hem maddi anlamda çok büyük kazancı olacak. Tekrar söylüyoruz, paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti sağladığınız zaman kuvvetin üstün tutulduğu değil, haklının üstün tutulduğu bir sistemi getirdiğiniz zaman Allah'ın izniyle Türkiye'de refahı her şekilde tesis edersiniz ve biz de bunu gerçekleştireceğiz. Bunun için bizi tercih etmeleri lazım. Allah'ın izniyle biz bunlara canı gönülden geçmişte de yaptık, yine yapacağımıza söz veriyoruz. Bizi bazı arkadaşlarımızın yaşı buna yetmeyebilir. 54. hükümet dönemini, Erbakan Hoca'nın dönemini de araştırmalarını onlardan istirham ediyoruz. İnşallah bu şekilde bu sorunlarımızı halledeceğiz. İnşallah, teşekkür ediyoruz. Gazeteci Berkay Atay'ın bir sorusu var başkanım. Buyursun. Komşularla sıfır sorun diye geldiler. Bugün tüm komşularla sorun var demiş. Demin siz de ifade etmiştiniz. Başkanım, 2-3 tane daha sorumuz var. Vaktimiz dolmak üzere. Yeniden Refah Partisi emekliye ne vaat eder yaklaşan seçimlerde? Evet. Olayın programın başında değinmiştik. Değindik, biraz açarsanız. Değindik. Yine bir müjde var mı emeklilere? Var tabii. Biz sadece, tekrar söylüyorum, sadece emekli büyüklerimize değil, işçilerimize, esnafımıza, çiftçimize de aynı müjdeyi veriyoruz. Çünkü biz bunu bir bütün olarak düşünüyoruz. Emekli ayrı, işçi ayrı, EYT, hatta siz sormadan söylemiştim EYT'lilerle de ilgili evet. Sorunları. Biz geçmişte yapmıştık, yine yapacağız. Emeklilerin, Allah kısmet ederse, iktidara geldiğimizde acil eylem planlarımızın içerisinde bu var. Hayat standartlarını enflasyona yenik düşmeyecek şekilde zam yaparak inşallah yükselteceğiz. Tarih tekerrürden ibaret. Tarih tekerrür edecek. Allah'ın izniyle tekerrür evet. edecek. Ama bunu yaparken ben tekrar söylüyorum. %100 mü gerekiyor? %100 yapacağız. %150 mi gerekiyor? %150 yapacağız. Ama bunu yaparken de biz onları ileriki dönemlerde de enflasyona yenik düşmeyecekleri şekilde bir ekonomik sistem oluşturacağız. Allah'ın izniyle.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bir sorum daha olacak. Tabii vaktimiz. Yeniden Refah Partisi bu kadrolarla seçime hazır mı? Şimdi 2023'te yapılacak seçime bu kadrolardan hazır mısınız? Hazırız. Biz Allah'ın izniyle kadrolarımıza güveniyoruz. Evet. Yakın bir tarihte yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce yine sizin Doğuş TV'ye misafir olan bir hocamız vardı. Bu kitapları yazan hocamız. Profesör Doktor Doğan Aydal hocamız. Geçmişte Milli İstihbarat'ın da kendisine bağlı olduğu 54. hükümet döneminde bu memlekete hizmet etmiş bir değerli hocamız. Geçmişte bakanlıklar yapmış, milletvekillikleri yapmış. Ve bu devlete çok ciddi anlamda hizmet vermiş çok güzel kadrolarımız var. İl başkanlarımız, çok değerli il başkanlarımız var. Biz Allah'ın izniyle bunu gerçekten ciddi anlamda inanacağımıza, başaracağımıza kanaatimiz tam. Rabbim bizlere sadece zafer kazanmak değil, ben her zaman arkadaşlarımıza söylüyorum, zafer kazanmak Allah-u Teala bize, biz seferden sorumluyuz, zafer Allah'ın inşallah. Zafer kazanmak yetmez, asıl biz Allah kısmet eder de inşallah iktidara gelirsek orada asıl sorumluluğumuz başlıyor. Biraz önce Rize Kendirli'deki Sayın Başkanımızla ilgili bir hatıra anlatmıştım, yaşanmış bir olay. İşte o hassasiyette olmamız lazım. O düşünceyle. O düşünceyle hareket edeceğiz ve bizim asıl sınavımız o zaman başlayacak. Ama bu kadrolarımıza güveniyor muyuz? Güveniyoruz. Bakın size şunu söyleyeyim. Bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce sizin koltuğunuzda konuk oldu, misafir oldu bir Doğan Bekin hocamız. Doğan Aydal hocamız ayrı, Doğan Bekin hocamız ayrı. Seyircilerimiz karıştırmasın. Merhum dayısı bu devlete hizmet etmiş, bakanlık yapmış bir insan. Hazreti Ömer Efendimiz gibi cebinde iki tane kalem taşıyan bir insan. Bir tanesi devletin kalemi, bir tanesi benim kendi kalemim diye bu hassasiyet üzerine siyaset yapmış kadrolarımız var. Dolayısıyla biz aynı hassasiyet üzerine gidiyoruz. Aynı hassasiyet üzerinden vatandaşlarımızın derdine çare olmaya çalışıyoruz ve olacağız Allah'ın izniyle. Kadrolarımıza güveniyoruz, derslerimizi iyi çalıştık ve cekcak siyaseti yapmıyoruz. Asla. Bakın burada size şunu da göstereyim, vatandaşlarımız bunu görsün. Biraz önce sorduğunuz birçok soruya cevap olabilir. 81 ilimize yüzlerce refah kalkınma projesi bu kitap. Hazırlıklıyız. Hazırlıklıyız. Bu, biz Türkiye'yi biliyoruz. Evet. 7200 sayfa. Maşallah. Arkasında bir CD var. Bu CD'siyle birlikte tam 7200 sayfa. Ve biz şunu söylüyoruz vatandaşlarımıza. Siz 7200 sayfa yalan yazmaya kalksanız yazamazsınız. Yazamazsınız. Doğrudur. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sayın Başkanım, son sorum olacak. Buyurun. 2023 seçimlerinde Türkiye'de kaç milletvekili çıkarmayı hedefliyorsunuz? Şimdi bizim hedefimiz her zaman büyüktür. Biraz önce dedim, yani milli görüş sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için faydalı çalışmalar yapmaya çalışan bir siyasi görüşe sahip. Evet. Dolayısıyla biz isteriz ki Allah'ın izniyle bütün milletvekillerini alalım. Hatay'da 11 milletvekili var, 11'ini de alalım. Gönlümüzden bu geçer. Çalışmamız bu yönde. Demir çarıklarımızı giydik, yorulmadan, bıkmadan vatandaşımıza. Çünkü biz şunu biliyoruz, yani şu zihniyetle hareket ediyoruz. Merhum Erbakan Hoca derdi ki, eğer siz siyaseti kişisel ikballeriniz için değil, makam mevki için değil, Allah rızası için yaparsanız bu siyaset siyaset olmaz, ibadet olur. Biz olaya ibadet boyutuyla bakıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın izniyle biz çok güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Ama şimdi bir rakam vermek pek doğru olur mu bilmiyorum. Rakam vermeyeyim ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de Yeniden Refah Partisi'nin kadrolarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması, inanın Türk milleti için,
Şanslı. Çok büyük bir hayra vesile olacaktır. Çünkü biz biraz önce dediğimiz gibi hayra motor, şerre fren olmak için yola çıktık. Demir çarıklarımızı giydik. Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali çalışmalarımızı yapıyoruz. Safımızı belli ediyoruz. Safımız nedir? Haktır. Ve buradaki yapılan siyaseti biz hakla batılın mücadelesi olarak görüyoruz. Evet. Peki hakla batılın mücadelesi nedir? Hak her şartta, her koşulda hakkı savunmak. Batıl her şartta, her koşulda haksızlığı savunmak. Dolayısıyla biz haktan yana mücadele edeceksek, her şartta, her koşulda hakkı savunacaksak kadrolarımızla inşallah güzel bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Ama ne kadar alırız? Takdir Mevla'nın. İnşallah iyi bir sonuç alırız. Allah gönlünüze göre versin diyoruz. Amin. Başkanım, programımızı bayağı geçtik. Son sözlerinizi alabilir miyim? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son sözlerimiz, biz vatandaşlarımıza gerçekten diğer partiler gibi böyle parası olan, kendini böyle çok paralı gösteren partiler gibi parti değiliz. Gerçekleri konuşuyoruz. Türkiye'nin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Çarelerini de çok iyi biliyoruz. Burada mesela bu son vatandaşlarımız bunu bilsin diye söylüyorum. Türkiye Sorunları ve Çözümleri kitabımızda Profesör Doktor Doğan Aydal hocamız, bakın burada Doğu Akdeniz'in bir haritası var. Ya da kameraya da getireyim, biraz yaklaştırayım. Burada şunu anlatmak istiyorum. Partimizin hangi zihniyette olduğunu ifade etmek için bunu söyleyeceğim. Bakın burada iki tane, siz buradan daha net görüyorsunuz. Evet. İki Doğu Akdeniz'de iki bölge çember içerisine alınmış. Profesör Doktor Doğan Aydal hocamız aynı zamanda maden mühendisidir. Yüksek maden mühendisidir. Sismik arama gemisi yapan gemilerimizin şu görmüş olduğunuz beyaz çemberde yanlış bir yerde aradığını, asıl burada siyah noktaların olduğu yerde aranması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiş ve bunun burada aranmasını sağlamış bir hocamızdır. Ve biz bunu yaptıktan sonra inanın Fransa, hatırlarsanız, Doğu Akdeniz'e uçak gemisini gönderdi. İşte o dönemdi. Biz bu düşünceyle hareket eden bir partiyiz. Ve vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Hiçbir ittifaka dahil değiliz. Ancak 24 saat çok uzun zaman siyasette. Bizim milli görüş ekonomik programımızı, manevi programımızı kabul eden belki üçüncü bir ittifak olabilir mi? Olabilir, bilmiyoruz. Ama şu anki şartlar, tek başımıza seçime gireceğiz. Vatandaşlarımızdan desteklerini, bizden esirgememelerini istiyoruz. Gerçekten devletimize hizmet noktasında elimizden geleni yaptık. Dersimize çok iyi çalıştık. Onların desteğini istiyoruz. Biz Türk milletinin mezhebi meşrebi ne olursa olsun bizim zenginliğimizdir, güzelliğimizdir. Herkesi çok seviyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan abi temenni ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler Doğuş TV, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Doğuş TV çalışan kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Antakya'mızda yaşayan hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onları çayımızı, kahvemizi içmeye, bizi tanımalarını için davet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin. İnşallah zaferlerde buluşmak üzere. Davetimizi kırmayıp teşrif ettiğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İnşallah seçmenleriniz mesajlarınızı almıştır. İnşallah. Evet sevgili Doğuş TV izleyicileri, her hafta başka bir konukla Seçime Doğru programı burada sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, Doğuş TV'de kalın.